Ya hadi oğlum ya. Hele şükür be kardeşim. Geldik işte. Hadi çıkıyoruz hadi. Çabuk ol, hızlı ol biraz. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Biz sabah sabah çok erken gidiyoruz. Daha hiçbir yer açılmamıştır ki zaten. Ya güzel kardeşim. Açılmasa da bekleriz ya. Ne olacak? Bak ben senden var ya iyice Mecnun enerjisi almaya başladım yani. Senin kafa gitti. Şu kadar falan bir şey kaldı yani söylüyorum ben sana. Çok komiksin kardeşim gerçekten. Ama bak geleceğim söz konusu. Gözünü seveyim hızlı ol. Hadi. Hadi abiciğim. Hazırlık var. Hı-hı. Cenk'le konuştum. Kahvaltıya yetişemeyiz dedi. Ben de biraz de geç yaparız dedim. İyi demişsin. İyi demişsin. Ben ne yapayım şimdi? Gözleme falan yapayım bari ben de değil mi efendim? Arda çok sever, bayılacak. Bilmez miyim? Ha. Sağ ol. Ya ne kokuyor burası böyle? Sen yine sirkeyle falan mı sildin buraları? Kirliydi ablan. Çok kirliydi yani. Yılların kiri ya böyle birikmiş üstüne, sinmiş içine. Ben de ama hiç merak etme. Bir güzel söküp aldım onları. Dolapları da sildim zaten. İç dışlı mis gibi pırıl pırıl oldular. Şuradaki çiçeğin yapraklarını da böyle zeytinyağıyla böyle bir güzel sildim. Çiçek bir kendine geldi ya. Sonra bir türkü patlattım. Vallahi kendine geldi çiçek. Coştu gitti. Şuncağız bile. İki özen gösterince nasıl coşuyor. İnsan da böyle. Seversin sever, sevmezsin sevmez teyzem. Yani... Gel. Oğlum nereye gidiyorsun? Ya gelsene işte. Ne demek nereye gidiyorsun? Gel. Bak şimdi. Buradan gireceğiz. Ben yüzüğü böyle müsait bir yere koyacağım. Ondan sonra sen Şirin'in şok anını yakalayınca pat diye gireceksin içeriye. Anlaştık mı? Nereye koyacaksın oğlum? Ya ben koyacağım işte bir yer. Bulacağım ben bir yer. Tamam hadi. Göreyim seni kardeşim. Sen rahat ol. Bu işler benden sonra olur. Şimdi ben gidip veriyorum tamam mı? Bulduğu anda sen gerekli konuşmayı yapıyorsun. Hadi bakayım. Kahve benim canım ya kahve istedi ama şimdi ben yaparsam yerini falan bulamıyorum diye şey yaptım. Yok yok sen hiç karıştırma ben sana yaparım. Zahmet olmasın sana? Gerek yok kendi zahmeti. Cezve nerede? Burada cezve. Kahve önemli olan. Evet. Kahve suyu alayım. Burada çörek otu olacaktı. Aa, bu ne? O ne? Yüzük. Biri mi koydu acaba? Aa, ben onu oraya mı koymuşum? Öyle elimde ben onunla dolaşıyordum. Kahve falan ararken demek ki o anda ben onu oraya koydum. Senin mi bu? Benim babaanne, o benim şöyle ki ben onu Damla'ya aldım. Damla'yı aldım ben onu. Geçenlerde biz Damla'yla dolaşırken Damla'yla vitrinde gördü. Çok hoşuna gitti. Ben de kırılmasın dedim. Hani içinde kalmasın diye gideyim alayım dedim. Kız ondan sonra okula da gitti ama artık yani ne yapalım ben gittiğimde vereceğim artık ona. Al da düzgün bir yere koy. Çok doğru söylüyorsun babaanne. Haklısın. Tamam o zaman hadi bak. Burada olacak da bir şeyler canım. Damla'nın bir şey. Başka kim olacaktı kızım? Yani sen çörek otu mu dedin teyzem? Şansıma tükürdüm ya. Ya bak ben söylüyorum bizim evde sürpriz falan yapılmaz. Geçen sene de abim böyle kahve falan götürüyordu. Babaannem yakalamıştı Azra'ya. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yapacağız biz? Sen postayla falan mı göndersin? Oğlum bir makara yapma ya. Başka bir şey bulmam lazım benim. İyi tamam sen başka bir şey bulman gerekiyorsa
Ne gerekiyorsa onu bul yani şimdi. Ne yapayım ben? Yangın alarmını mı çalıştırayım evi? Öyle mi boşaltayım? Buldum. Ha? Çok güzel bir şey yapacağım. En başta yapmam gerekeni yapacağım. Sen de yürü hadi. Hadi. Aman bu soğukta nelerle uğraşıyoruz ya. Sürpriz. Onlar ne ablam? Ne sürprizi? Falan. Aha. Anneciğim ne bunlar? Sıkıldım ben ya. Vallahi bak gerçekten çok sıkıldım artık. Hayır aman oğlum ne için aldın? Abimler için falan mı aldın yoksa? Anne abimlere neden balon alayım? Ay canım ne bileyim onlar da aradılar şimdi yoldalarmış. Onlara mı sürpriz yapacaksın dedim. Mesela abimler mi geliyor şimdi? Evet. Anne bak abimler de geliyor. Tamam hadi çıkar mısın sen dışarı? Bizim işimiz gücümüz var. Hadi çık sen. Ay Arda ne oluyor? Ya 40 yılın başında bir sürpriz yapalım dedik. Bu evde bir sürpriz yapamıyoruz. Allah aşkına sürpriz yapacağız ya. Sürpriz yapacağız anne sürpriz. Oğlum doğru düzgün anlatsana sen şunu bana. Ya Şire sen şunları bir tutar mısın? Tut şunları. Tuttum ablam kızım. Tut. Ay ne dedin ben şimdi ya Allah. Tamam anne sen de şunları tut. Tut. Tuttun mu? Tamam şimdi bak biz buradaki alanı bir boşaltalım. Biz burayı bir açalım çünkü biz burada sürpriz yapacağız anne. Seni bir yukarı alalım bize de lütfen. Bakma öyle anne hadi. Allah Allah herkes başka hallerde. Tamam. Biçim ne yapacağım ben bunları? Sus. Hiçbir şey söyleme. Kıpırdama. Sadece burada bekleşirim tamam mı? Tamam anladım ben. Gel abi sen de. Gel 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 gel. Gel. Kaldır kaldır kaldır. Pankartı göster, pankartı göster. Şirin. Sen beni dün gece yanlış anladın. Ya duydukların doğru değil. Evet Şirin orada ufak bir yanlış anlaşılma oldu. Onlar doğru değildi. Benim sevdiğim sensin. Şirin. Gel, gel, gel. Gel otur şöyle, gel. Tamam, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Gel şimdi otur şöyle. Hiç ağırsız bakarsın. Şirin tam sana seni sevdiğini söyledi. Hiçbir şey söylemeyecek misin? Ay bir şey söyle seni seviyorum dedi adam ya. Sen devam et abi. Şirin. Benimle evlenir misin? Sevmenin ne demek olduğunu senin anladın. Evlen benimle. Şirin. Şirin evlenme teklifi ediyor. Bir şey de, bir şey de, bir şey de. Anlaşıldı tamam. Saçmalıyorsun yani. Anlaşıldı tamam da bir şey de. Evet mi yani? Yes! Yalnız bir şey söyleyeceğim bak o yüzük falan benim fikrimde içerim. Balonlar falan da şey yapmış. Pankartlardan ben sorumlu değilim. Pankart ne çok saçma bir şey yazıyorum üstünde. Dur bir. Ben de seni çok seviyorum Ersoy. Çok mutluyum şu anda. Ben de. Ya ben ne güzel bir şey vesile oldum. Siz çok tatlı bir şey oldunuz böyle ya.